Biz yıllardır, 17 yıl oldu sahadayız. Rize'de gazetecilik yapıyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Drone kullanıyorum, drone'la filmler hazırlıyoruz. Mesela Rize Tanıtı filmini izlemeyeniniz yoktur. 2 yıl boyunca Rize'nin biliyorsunuz birçok güzellikleri var. Yaylaları var, şelaleleri var, buzul gölleri var, kaleleri var, tarihi ve kültürel zenginlikleri var. Bunları fotoğraflayarak, görüntüleyerek bir Rize Tanıtı filmi hazırladık. Ve bu filmi Rize'ye gelmeden bir sürü insan izliyor, vatandaşımız izliyor ve geliyorlar Rize'yi görüyorlar. O fotoğraf fotoğraflarla geliyorlar. O fotoğrafların muhteşemliğiyle. Mesela Rize yazınca birçok turistik yerlerin fotoğrafı çıkıyor. Ama gelince Rize merkezi görünce insanlar diyor ya biz burayı görmedik yani. Çünkü hep Ayder'i görüyorlar. İşte Pokut Yaylası'nı görüyorlar. Palovi Şelalesi'ni görüyorlar. Biz de bu görüntülerin işte Rize'den ulusala ulaşması için yani birçok vatandaşa ulaşması için bugüne kadar çalışmalar yaptık. Bunlarla ilgili konuşacağız. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Ben ismim Aytekin Kalender. 17 yıldır gazetecilik yapıyorum. Aynı zamanda bilişim üzerine de iş yerimiz var. Bir işi başarmak için zaten biraz öncelikle heves olması lazım. 2 yıl önce turizm alanında yüksek lisansımı yaptım. Yani bizim gazetecilik alanında yaptığımız o turizme tanıtım işlerini biraz da o alanda taşımak istedim. Oradan da bir bilgi ve becerilerimizi hem geliştirerek hem turizm alanında da nelerin yapmamız gerektiğini öğrenmek için öyle bir alanda okudum ve yüksek lisansımı bitirdim. Ve şu an hala da okuyorum. Niye? Çünkü bir alan gördüm. Baktım ki sosyal medya yönetimi diye bir yeni bir ders eklenmiş. Yine açık öğretimde. Dedim ki ya ben bunu okumam lazım ya. Bir bakayım nedir, nasıl, neler anlatıyorlar. Merakımdan yine tekrar yazıldım. Yani hayat boyu okumaya devam ediyoruz. Bugün belki okulu bitireceksiniz ama yarın kendinizi daha da geliştirmek için tekrar eğitim almak zorundasınız. Çünkü hayatta bir sürü şey çıkacaktır karşımıza. Fırsatlar çıkacaktır ve bunlarda en iyisi olabilmemiz için kendimizi yetiştirmemiz lazım bugünden. Muhabirlik yapmak çok zor bir şey. Çünkü muhabirlik yaparken spora bakacaksınız. Atıyorum bir sel, bir heyelan bir şey olduğu zaman ona bakacaksınız. Bir araba kazası olduğu zaman ona bakacaksınız. Yani bir alanda değil, birçok alanda muhabirlik yapmak zorundasınız. Ve sahadasınız sürekli. İnsanlar sizden haber almak istiyorlar. Hiçbir şeyi atlayamazsınız. Eğer bir görev yapıyorsanız onun sorumlulukları var ve insanlara o haberi ulaştırmak zorundasınız. Mesela bir İkizdere'de bir apartman köy diye bir haber yaptık. Bizim bölgemiz coğrafyası çok zor bir coğrafya. Arazilerimiz hep dik. Orada insanlar o dik arazilerde, ben bir tanesinin balkonuna çıktım, aşağıya bakınca korktum yani bu evde nasıl uyuyorlar diye düşündüm. 7 katlı evler yapmışlar. Bize ilginç gelmiyor çünkü biz burada yaşadığımız için ya bizim için normal görünüyor ama orada insanlar oradan o haberi geçtiğimiz zaman yani bütün kanallarda yayınlandı. Biz 2 yıl boyunca ben hiç kendimle ilgili bir paylaşım yapmadım orada. Yani kendimle ilgili derken yani orada çıkıp da bir şey anlatmadık. İşte ne bileyim bir röportaj yaparken biz hep arka plandaydık. Sonrasında bizim ismimizi kullanarak bazı yerlerden gidip çeşitli şeyler isteyenler oldu. O yüzden biz bu sayfayı biz yönetiyoruz diye demek zorunda kaldık. Ondan sonra da anlatıyorum. Ben hatta ekip arkadaşlarımı da zaman zaman öne çıkartıyorum. Niye? Çünkü bu sayfayı tek kişi yönetemez. Ya bir ekip olduğumuzu gösteriyoruz. Orada biz kimiz diye bölüm yaptık zaten öne çıkanlarda. Orada arkadaşlarımızın hepsinin CV'si var. Ekibimizi orada gösteriyoruz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Fotoğrafçılık işi fotoğraf. Mesela biz her gün fotoğraf çekmiyoruz. Biz her gün fotoğrafla ilgili işimiz yok. Çünkü böyle bir talep de yok. Fotoğraf bizim insanımız zaten biraz da şöyle bir emek üreten, biraz insanlar şey değerlendiriyor. Ya basit bir şekilde. Ya fotoğraf ne olacak? Biterim. Artık telefonla da çekiyoruz ya fotoğraflar. Aslında fotoğrafçılık bir sanat. Değil mi? Ya bugün mesela bir Ara Güler ismini duyduğumuz zaman ya diyoruz ne büyük usta. Fotoğraflarını görünce diyoruz ya bunları nasıl çekmiş diyoruz. Ya bizim Rize'nin insanı tabii böyle ilginç fikirleri olan insanlarımız var. Gidersin bakarsın adam araba yapmış. Bir yerden bir şeyler sökmüş etmiş. Tahtadan bir araba yapmış. Atıyorum bir ağacın üzerine ev yapmış. Yani bunlar hep bütün köylerimizde olan şeyler. Ve bunlar da insanları güldürüyor. Yani bir adamın ağacın tepesinde ev yapması akıl işi değil yani. Başka Rizeli'den başkası yapar mı bilmiyorum ki. Ya biz böyle haberlerle de insanları mutlu ediyoruz. Aynı zamanda bölgemizi tanıtan turizm haberleriyle insanlarımızı bu bölgemize çağırıyoruz. Bizim tabii hep insanlara haber denince kötü haberler geliyor akla ama biz iyi haber verme konusunda da bir gayretimiz var. İyi fotoğraflar, iyi görüntüler buradan göndermek konusunda da bir gayretimiz var. İnşallah hep mutlu, güzel haberler veririz diyelim. Gazeteciliğe nasıl başladın? Bizim aynı zamanda bizim Rize Takip gazetemiz de var. Her gün yayınlanan. Yani onu da bizim ekibimiz her gün yapıyor.
tasarlıyor ve her gün basılıyor yani. Bayilere dağıtılıyor, kurumlara dağıtılıyor. Ama artık gazete okumuyor insanlarımız. Gazeteciliğe nasıl başladım? 98'den beri ben bilgisayar kullanıyorum. Ya böyle bilgisayara bir meraklıyız. 95 yılında bilgisayar kursuna gitmiştim. 95 yılında bilgisayar kursuna gidince o zaman tabii MS-DOS'la, ben yine hevesliyim tabii herhalde. Araştırmayı seviyorum, öğrenmeyi seviyorum. MS-DOS'ta böyle küçük küçük kodlarla kareler yapıp bir cami fotoğrafı yapmıştım. O zaman hocam yani demişti ya sen ne yaptın falan, bayağı bir uğraşmıştım tabii. Sonrasında 98'de bilgisayarla tanıştık ve 2000 yılında ben web sitesi kurdum. Araştırarak internet sitesi. İnternet sitesi kurduk, forum sitesi kurduk. O zaman Facebook yok, Twitter yok, işte Instagram, hiçbir sosyal medya sayfası yok. Bizim rizedeyiz.com isimli bir internet sitemiz oluştu ve büyüklerimiz bilirler. Bizim orası o zaman bir forum sayfasıydı. Forum sayfaları insanların sohbet ettiği, işte fikirlerini yazdığı, sorular sorduğu bir mecralardı. Orada böyle başlayınca onun bir haber bölümü vardı. Orada haber üretmeye başladık derken sonrasında işte bir yerde başladım çalışmaya derken ajanslar vesaire. Tabii hep üzerine koya koya kendimizi yetiştire yetiştire bugünlere geldik. Ama çok çalışmak şart yani. Haberler nasıl yazılıyor? Başlığı nasıl atıyorlar? Altından neler yazıyorlar? Böyle her gün 3 tane 5 tane oku. Kendini alıştır. Mesela bir kaza haberi oldum, bunu nasıl vermem lazım? Yani kendini yetiştirirsen, örnek var, yeniden bir şeyi keşfetmene gerek yok. Örneklerden git mesela, kendini yetiştir. Mesela bir haberi nasıl çekmişler, fotoğraf, görüntüsünü nasıl çekmişler? Bir zaman katıldığım bir eğitimde şöyle çok doğru bir mantık anlattı. Ben o kurstan çok faydalandım. Kamerayla ilgili, haber yapmayla ilgili düşüncesi olanlar iyi dinlesin beni. Bize bir görüntü izlettim. Yurt dışında çekilen bir haber görüntüsü. Haberi biz izledik. Haberde hiç anons yok. Böyle yani bir mikrofonla biri bir şey anlatmıyor. Hiç röportaj da yok. Ama haberin ne anlatmak istediğini biz anladık. Yani bize orada eğitmen dedi ki, siz eğer haber yapmak istiyorsanız hiçbir spiker olmadan, hiçbir röportaj olmadan haberde ne anlatmak istediğinizi anlatmanız lazım. Yani oradaki bütün detaylarıyla anlatıp bu haber şunu veriyor diye anlatmanız lazım ki siz işinizi doğru yapın. Yani oradaki haberin bütün çekilen alanlarını farklı farklı alandan çekmeniz lazım. Orada insanların işte telaşlarını vesaire neyse konu. Ya zorlukları mesela gece, pazar gece bir yangın oldu. Mesela biz onu gidip orada hemen çekip vermemiz lazım. Bu zor yani. Mesela siz evinizde keyfiniz yerinde işte televizyon izlerken biz mesela kalkıp gidiyoruz. Atıyorum bir yerde sel oldu. Yol kapalı. Yürüyerek gideceksin. Belki de tehlikede olabilir. Çünkü yeni seller gelebilir. Yağmurun altında çalışabilirsin. Biz şuralara kadar çamur olduğumuz zamanlar oldu. Bir gün bir yerde yine bir haber var. İnsanlar kavga ediyor. Biz tabii onu çekerken geldi biriz. Vatandaş az daha kayaya kafamıza vurdu. Yani zor yani. Her şey ikide zor. Hocamla biz dediğim gibi sık görüşüyoruz. Güzel de işleri yapıyorsunuz. Mesela Rize'nin öne çıkmamış, atıyorum, hemşin çorabı değil mi? Onda da siz vardınız. Hemşin çorabını güzel bir filmle anlattınız. Bu Rize'nin değeri. Hemşin çorabı bildiğimiz bir çorap ama bu Rize'de yapılıyor. Rize'nin bir kültürü, geçmişi ve bunu gelecek nesline yetmemiz için o filmler çok faydalı oluyor. Çünkü o insanlar artık bilgiyi böyle telefonda, o filmlerle, işte yazılarla, fotoğraflarla görerek bunları tanıyorlar. Yani mesela eskiler yapıyordu ama şimdikiler tanımıyor. Ne oluyor? Bu kültürü biz gelecek nesillere bu filmler sayesinde aktarıyoruz. Hocam da bu konuda özverili çalışıyor. Ben tebrik ediyorum tabii onu ve arkadaşlarını. Bunların devamı için ben hocama dedim ki ya bizde de ne gerekirse biz de beraber ortak bir şeyler yapabiliriz. Atıyorum yaşlı insanları dinleyebiliriz. O yaşlı eskileri bize anlatabilirler. Onlar da ölüp gittikten sonra o eskileri bize anlatacak hiç kimse kalmayacak. Onların o anlattıkları bir şey bize belki de o geçmişlerden bir fikir verecektir. Değil mi? O anıları, onların anıları bizim de kalbimize dokunacaktır. Diyeceğiz ki ya bakın ne zor şartlarda bu insanlar bizi bugünlere getirdiler. İşte annelerimizi, babalarımızı, bizleri bugün buralarda yaşadılar. Yani o yüzden o konuda inşallah ortak çalışmalarımız olacak hocamla. Ben teşekkür ediyorum tabii. Güzel çalışmalarınız var. İnşallah biz de onlara destek vermek isteriz. Ortak olmak isteriz. Zaten sağ olsun hocam bize o görüntüleri paylaşınca biz onları hemen sayfalarda yayınlıyoruz, haber yapıyoruz. Ne demek, rica ederiz hocam. Biz teşekkür ediyoruz Rize adına.